Herkese merhaba, ben Tuğçe Duvar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıkları anladığınız üzere Ağustos ayının kişisel ajandasını yapıyor olacağız. Ajandam burada, belki bunu tanıyanlarınız vardı bir önceki videodan. İzlemek isterseniz diye de bir önceki ayın ajandasının linkini ve bu kapak resmini çizdiği videonun linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. O zaman başlayabiliriz. Yazın artık en pik noktası olduğundan denizdir, sudur, tatildir mantığına daha uygun olacak bir şekilde böyle bol sulu, bol mavi renkli, iç açıcı bir konsept seçtim. Gözünüze belki çizimler, boyamalar zor görünebilir ama video izleyerek ilerlersiniz. Emin olun ki hiç zor değil. Siz de evde rahatça yapabilirsiniz. Sol tarafı boyayarak başlıyorum takvimime. Önce sayfada boyamak istediğim yeri ıslatıyorum ve üstüne genel bir mavi renk atıyorum. Daha sonra bunu biraz daha koyu tonunu alıp böyle fırçayla değdirip bırakıyorum ki o sulubaya kendi güzel etkisini yaratabilsin. Bu taraf kururken sayfanın sağ tarafının çizimini yapmaya başlayacağım ben. Ama bunun için bir tane sulu boya kağıdı kullanmaya karar verdim. Çünkü sayfalarım o kadar ince ki arkasına geçmesinden korkuyorum. Sayfanın boyutundan daha küçük bir sulu boya kağıdı kestim. Buraya da sulu boya uygulaması yapacağım ama tekniğim biraz daha farklı olacak bir öncekinden. Bu kez önce yoğun olarak boyamı sürüyorum. Daha sonra suyla ısıtılmış bir fırça alıp bu boyayı dağıtıyorum. İkisinde kendine hoş, böyle güzel etkisi var teknikleri. Alta genel bir mavi renk attıktan sonra buraya böyle bir balık kuyruğu çizeceğim. Bunun içinde daha koyu bir mavi alıp, çizimi daha koyu olması gereken yerlere bu maviyi bırakıyorum ve sulu fırçamla bunu böyle dağıtıyorum ve şahane bir etki yaratıyor gerçekten. Bu biraz da aslında kullandığınız boya ve kağıda bağlı, yalan söylemeyeceğim. Yani kağıdınız ne kadar iyiyse, boyanız ne kadar iyiyse bu etkiyi daha çok yakalama şansınız oluyor. Ama bu demek değil ki iyi marka kullanmadığınız sürece güzel bir şey çıkartamayacaksınız. Tabii ki de yapabilirsiniz. Daha sonra da bu küçükken çok yapardık ya, böyle fırçadan böyle boya sıçratma etkisi olsun diye gayet de tatlış oldu. Bir süre kuruması için bekledikten sonra üste takvimimi yapmaya başlıyorum. Ağustos'un genel takvimini yerleştiriyorum buraya. Bu arada sol tarafım kurudu ve oraya Let's Dive yazacağım ben. Yani hadi dalalım. Yanına da minik 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 birkaç tane böyle balık ekliyorum. Tatlış oldu ya. İyi oldu, güzel oldu. Yazının altında da beyaz kalemle böyle bir boyut eklemek istedim. Olabildiğince minimalist bırakmaya çalışıyorum ve aslında yeterli oldu. Artık soldaki sayfam tamam. Sağ tarafa da çizimimi yapıştırabilirim. Bunun için bu tatlış, renkli, inanılmaz güzel bantları kullanacağım. Daha çok dekoratif amaçlılar açıkçası. Bantlarla süslemimi yaptıktan sonra, son minik dokunuşlarımı da ekledikten sonra artık giriş sayfam tamam. Yani bir sonraki sayfaya doğru ilerleyebiliriz. Bu sayfada ayın genel bir takvimini yapacağım. Sağda kalan boşluğa da notlar bölümünü koyacağım. Ki ayrıca hani notlar için başka bir sayfa ayırmama gerek yok. Zaten çok fazla notum da olmuyor. Bu sayfanın tasarımı için önce üste böyle sanki bir su akıyormuş gibi bir şey koymaya karar verdim. Böyle not köşesinin de tamamen tabanını maviyle kapladım. Birazcık ayrılsın takvim bölümünden diye. Şimdi takvim günlerini yazmaya başlıyorum ki kafa gitti benim orada. Devreler yandı. Direkt ben 1, 2, 3 diye daldım. Ama tabii ki de böyle değil. Her genç kızın başına gelebilir böyle şeyler. Panik yapmayın böyle durumlarda. Direkt üstünü başka bir kağıtla ya da benim yaptığım gibi bir bantla kaplayabilirsiniz. Benim konsepte uygun böyle bantım vardı. Onun için bunu yapıştırıp bunun üstüne tarihleri yazmaya başladım. Şimdi artık tarihlerin kutucuklarını yapıyorum. Burası için isterseniz cetvel kullanabilirsiniz. Ben tamamını böyle cetvelle çok düz düz olmasını istemediğim için elle çiziyorum. Hoşuma gidiyor benim açıkçası, böyle biraz yamukluk falan olması daha doğal durduğunu düşünüyorum. Siz nasıl yaptığınız tamamen size kalmış tabii ki de. Şimdi bu üstteki suya biraz gölge eklemek istedim. Çok böyle yavan kalmasın diye altına böyle hafiften bir gölge ekliyorum. Çok daha güzel oldu böyle. Ve notlar bölümümü hazırlıyorum. Bantlarımla sayfayı süslüyorum. Notlar bölümüne de birkaç tane referans çizgisi olacak şekilde bant yapıştırdıktan sonra notlar bölümü biraz bana açık geldi. Onun için bu balığı koyultmaya karar verdim. Ve üstüne beyaz kalemle notlar diye yazıyorum. Böyle daha çok içmesinde. Sayfamın referans çizgilerini temizliyorum. Ve bir sonraki sayfaya doğru devam ediyorum. Bu sayfamın sol tarafını Habit Trackers'a ayırdım. Yani alışkanlık takibi. Ben bu kısımlara işte spor, yemek,
çizim, YouTube, sosyal yaşam, yaratım, üretim gibi işte create, su ve sağlık bölümlerini ekledim. Bu kısmı tamamen kendi yaşam tarzınıza göre tabii ki de modifiye edebilirsiniz. Ben bu sayfayı geçen ayki takvimde de planlamıştım ve inanılmaz faydalı buldum. Ve cidden bazı devam ettirmek istediğim alışkanlıklar ama düzgün bir şekilde yapmadığım alışkanlıkları sırf takip ettiğim için, sırf o kısmı doldurabilmek için daha fazla yaptığımı fark ettim. Yani bana iyi bir tetikleyici oldu. Size de kesinlikle tavsiye ediyorum. Sayfanın genel tasarımını olabildiğince basit tutacağım. Çünkü zaten içinde bir sürü bincik bincik alan ve doldurulacak yer olduğu için basit olması çok daha iyi amacına hizmet etsin görsellikten çok. Ama tabii ki de birazcık süsleyeceğim. Tabii ki de bomboş bırakmayacağım. Bir önceki ayda ben takvim şeklinde değil de böyle yaprak şeklinde yapmıştım konsepte uygun olsun diye. Ama orada günleri takip etmek gerçekten zor oldu. Onun için bu ayın şablonlarında direkt takvimin kendi şeklini kullanmaya karar verdim ki hangi gün neyi yapmışım, hangi günüm hani çok boş geçmiş ya da çok aktif geçmiş bunu daha iyi gözlemleyebileyim diye. Genel şemalarımı yaptıktan sonra altlarına gölge ekliyorum. Biraz daha öne çıkmalarını istedim. Onu da böyle elimle rastgele yaptım. Yamuk yumuk da olsa tatlış durduğunu düşünüyorum ben bu şekilde. Gene dediğim gibi hayat kurtarıcı bantlarımla sayfamı da süsledikten sonra sağ tarafa geçebilirim. Şimdi bu kısım yeni bir kısım. Food tracker yani yemek takibi. Ben bu sayfayı 5'e ayırıyorum ve buraya işte kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, ekstralar ve kilo kısımları olacak. Şu anki yaşam tarzıma ve takıntılarıma çok uygun bir sayfa olduğunu düşünüyorum. Biraz önce de bahsettiğim gibi son zamanlarda yediğim şeyleri takip etmeye çalışıyorum ve düzenli olarak kilomu da takip ediyorum. Siz de benim bir obsesistiniz. Neredeyse her gün kilomuzu takip ediyorsanız böyle bir alan zincirine faydalı olabilir. Şimdi genel fikir şu. Ayın bütün günlerini aşağıya kadar yazıyorum. Ve aşağıya da bir notlar kısmı bıraktım ki buraya hani belki hoşuma giden bir tarif ya da işte çok tükettiğim ya da tüketmem gereken bir şey varsa onun notunu düşebilirim. Daha henüz bilmiyorum. Sadece böyle bir kısım yararlı olacağını düşündüm. Göreceğiz hep beraber. Her gün hangi öğünde ne yediğimi yazacağım. Hem ne yediğimi daha iyi takip edebileceğim. Hangi işte balık ne kadar sık yiyebiliyorum, et ne kadar sık yiyorum, ne kadar çok sebze, salata, zartçuk tüketiyorum bunu takip edebileceğim. O gün içinde ekstra ne tüketmişim bu kısmı genelde çikolata dolduracak. Ama olsun gene de yazmakta fayda var. Çok faydalı olacağını düşündüğüm bir sayfa ama hep beraber göreceğiz ay sonunda ne kadar çok kullanıyorum, ne kadar işime yarıyor. Sayfa olabildiğince sade bırakıyorum. Çok hafif bir süs ekliyorum ve düzgün yazma özürlü olduğum için birkaç tane referans çizgisi ekleyip burada şu alışkanlık takibine dönüp oraya da gölge eklemeye karar verdim. Evet daha tatlı oldu. Ve bu kısmım artık neredeyse bitti. Artık bir sonraki sayfama doğru devam edebilirim. Bir sonraki sayfamda Highlight of the Month yani ayın önemli olayları kısmı var. Bunu geçen ayki takvimde de kullanmıştım. Çok yararlı buldum. Günlük tutmak istiyorsanız ama tutmuyorsanız bu kısmı kesinlikle siz de yer vermelisiniz takviminizde. Gene sayfanın köşesine böyle akan bir su efekti ekleyerek başlayacağım. Çok sade bir sayfa olacak. İçi full yazıyla dolacağı için çok fazla karmaşıklık olmasını istemedim. Bir iki tane minik balık ekledikten sonra sayfanın başlığını atıyorum. Bu suya da aynı şekilde gölge koyuyorum. Böyle daha tatlış duruyor. Birkaç tane referans çizgisi ekliyorum çok yamuk yumuk yazmayayım diye. Bantlarımla birkaç tane süs ekledikten sonra bu sayfamı bu şekilde bırakıyorum. Eğer siz de günlük tutmak istiyorsanız ama tutamıyorsanız ya da çok üşeniyorsanız ya da çok unutuyorsanız kesinlikle böyle bir sayfaya ihtiyacınız var demektir. Hemen sayfanın yan tarafına geçiyoruz. Burası benim bugünlükteki favori sayfam açıkçası. Mood tracker yani ruh hali takibi gibi bir şey. Niye favori kısmım dedim? Tamamen görsel sebeplerden açıkçası şimdi anlayacaksınız. Çünkü çok minnoş. Çok minnoş oldu. Çok basit ilerledim bundan. Bu sayfaya ayın günlerinin sayısı kadar yuvarlak ekliyorum. Ve bunları yaparken de farklı tonlarda maviler kullanmaya çalıştım. Yani neredeyse 6 farklı tonda mavi var. Birbirlerinden biraz daha ayrı olsunlar. Bir de böyle tatlış bir gölgeli bir etki yaratır diye düşündüm ki gerçekten öyle oldu. Bu yuvarlakları ekledikten sonra üstteki yazımın hoşuna gitmediğine karar verdim ve böyle mavi bir kağıt buldum. Bunu yapıştırıp bunun üstüne beyaz kalemle başlığımı tekrar attım ve bantlarımla tabii ki de süsledim bunu. Aynı şeyi yan tarafa da yaptım. Highlights of the Month biraz çok karışık olmuştu. Bir saçmaladım onu yaparken. Böyle çok daha iyi oldu. Şimdi su yuvarlaklarım artık tamamen kurudu. Bunların üstüne böyle minik gözler ve tatlış kuyruklar ekleyerek bunları minik minik balıklara dönüştürüyorum. Yani gördüğünüz üzere çizim açısından hiçbir zorluğu yok ve çok tatlı duruyorlar. Yani amaca hizmet ediyor mu etmiyor mu zaten onu falan unuttum yapım aşamasında tamamen böyle tatlışlığına düşe düşe çizdim bunları.
Şimdi size az çok nasıl işleyeceğini de anlatayım tabii ki de bu kısmın. Ben şey diye düşündüm. O gün nasıl hissettiğime göre bunların içlerini çizgilerle dolduracağım. Yani ne kadar çok çizgi varsa, ne kadar doldurmuşsam içlerini o kadar iyi hissediyordum demektir. Ne kadar boşsa içleri o kadar kötü hissediyorum demektir ki umarım hepsinin içi bollukla, çizgilerle dolup taşıyacak bu ay. Artık bu minnoşluğu geride bırakıp bir sonraki sayfama doğru yola koyulabilirim. Bu sayfanın sol tarafında video tracker olacak, yani video takibi. Önce genel başlığımı atıyorum. Ve böyle çok yavan kalmasın diye böyle iki ayrı tonda mavi serpiştiriyorum yanlarına. Sade ve hoş oldu. Sayfanın son alt kısmına böyle bir mercanımsı bir şey çiziyorum. Tüm sayfayı video takibine ayırmıyorum. Sayfanın alt kısmında creative ideas, yani yaratıcı fikirler kısmı olacak. Bunu bir önceki ayda full bir sayfa ayırmıştım ama o kadar da yaratıcı bir insan olmadığımı fark ettim. Yani böyle küçük bir alan gayet de yeterli olacakmış. Şimdi bu video kısmı takibimi 5'e bölüyorum. Bunu gün gün yapmayacağım. Ben haftalık video yayınladığım için sadece ayın haftalarını yetecek kadar alan bıraksam benim için yeterli, artar bile. Şimdi şu mercana da bu genel gölgeden atıyorum. Birazcık böyle süslüyorum. Üstüne de birazcık çizgiler koyuyorum. Güzel oldu. Gene bir karar değiştiriyorum. O Creative Ideas bölümüne de bir önceki sayfada yaptığım gibi bir kağıt koyup o kağıdın üstüne beyaz kalemle başlığı yazmaya karar verdim. İki alanı biraz daha birbirinden ayırması için yaptım bunu ve güzel de oldu. Sağa sola süslemelerimi de ekledikten sonra son sayfama geçiyorum. Bu kısmın üst bölümü To Do List olacak, yani yapılacaklar listesi. Alt bölümü de Achievements, yani yapılanlar. Öncelikle başlık kısımlarını taban rengine atıyorum ve yanlara satırları belirleyecek noktalar ekliyorum aşağıya kadar. Taban renklerimi kuruduktan sonra başlıklarımı ekliyorum. Üste To Do List, altta da Achievements. Şimdi birkaç cetvelle birkaç tane referans çizgisi ekliyorum. Her yeri böyle boyayla eklemeyeyim diye bu sefer aralara birkaç tane cetvelle çizgi eklemeye karar verdim. Bu sulu boyaların altına bu şeyden, gölgeden ekliyorum. Ve hoşuma gitti onun yarattığı 3 boyutlu efekt. Şahane hayat kurtaran bantlarımla sayfamı süsledikten sonra alta koydum, referans çizgilerini temizliyorum. Ve bu sayfamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bitirmeden önce videoyu ilk sayfama geri dönüyorum. Şöyle bir şey yapıyorum. Öndeki sayfa ve arkadaki sayfanın arasına bir tane bant ekliyorum ki ajandam kapalıyken böyle tutup rahatça açıp ilk sayfama ulaşabileyim diye. Çok zekice değil mi? Tamam, biliyorum bir atom parçalamadım burada ama işimize gerçekten kolaylaştıracak bir şey yaptım. İsterseniz gelin şöyle genel bir bakış atalım ajandamıza. Giriş sayfamız motive edici bir söz ve genel takvimimizle başlıyor. Hemen arkasındaki sayfamızda ayın takviminin büyük hali, içine ne yazmamız gereken bir şey varsa rahatça doldurabilelim. Ve hemen yanında da notlar kısmı. Bir arkasındaki sayfada habit trackers, yani alışkanlık takibi. Ve yan tarafında da food tracker, yani yemek takibi kısmı var ki bu kısım için çok umutluyum ben. Bir sonraki sayfada highlights of the month, yani ayın öne çıkanları ve onun yanında minnoşluktan ölen mood tracker. İçlerini doldurmayı kıyamayabilirim ben bunları. Muhtemelen böyle şekilli şekilli doldururum. Hemen arkasında da sol tarafta video tracker ve creative ideas. Ve yan tarafında da to do list ve achievement, yani yapılacaklar ve yapılanlar listesi. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve yararlı bulmuşsunuzdur. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz buraya bırakıyorum. Eğer siz de bu ajandadan yaparsanız bana Instagram'dan gönderebilirsiniz. Çok mutlu olurum sizin yaptıklarınızı görmekten. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, yorumunuz varsa altta bana belirtmeyi ve kanalıma üyesine üye olmayı lütfen unutmayın. Sizinle çok yakından yeni bir videoda tekrardan görüşürüz.